出せば歌声はやがて流れ星さ。ジングルベル、ジングルベル、メリークリスマス。旅はいつ。Ne habersiniz tayfa? Ben Fantastik Show. One Piece mangasının 887. bölümünün incelemesine hoş geldiniz. Bölüme 10 üzerinden 8.8 veriyorum. Bugün manga incelemekten çok kaçırdıklarımızı anlatacağım. Çoğunuz Luffy'nin olmamasına kötü bir bölüm veya boş bölüm diyebilir ama gerçekten önemli ayrıntılar var. Şimdi Oda'nın elindeki kılıç... Neden onun elinde? Isı ısı meyvesi olan birinde neden böyle bir kılıç var? Ve bu kılıç Naginata denilen özel bir kılıç. Naginata. Aynısının benzerini Beyaz Sakal'da, Edward Weevil'da veya Wano'daki bulunan karakterlerde görmüş, görecek olabiliriz. Ama çoğu One Piece karakterinde bu kılıçtan var ki bu neden Oda'nın elinde var? Oda neden bir anda kılıç gösterdi? Çok garip. Acaba Oda'nın... Bu kısa süreli bulunan tarafta Smoti'nin gösterilmemesi, diğer Big Mom adamlarının, Dai Fuku'nun, Smoti'nin, Tamako'nun, diğerlerinin gösterilmemesinin sebebi ne? Yoksa Wano'dan gelen birkaç karakter mi var? Yoksa başka birileri Big Mom'larla savaşıyor mu? Neler oluyor bu arkta? Gerçekten bahsedeceğim önemli konular olduğunu söylemiştim. Kaçırdığınız birkaç şey var. Onlara şimdi değineceğim. Sanji'nin pastayı tekmelemesi, Oda'nın pastayı bozma çabaları ve Big Mom'ın... Sunny'dekilerle karşılaşmış olması gerçekten tuhaf mı? Her neyse bölümün başına değinelim. Bugün biraz dede torun ilişkisini, Pound'un ölüp ölmediği konusu ve birkaç özel nokta var tayfa. Biliyorsunuz bölümün başında Bici ve Sanji Oda'ya kafa tutmuştu. Sanji'nin yardımıyla pastayı Nostra Castello'ya bindirdiler ve Nostra Castello gemisi bildiğin tanka dönüşerek karada da hareket etti ve Oda'dan uzaklaştı. Oda yüksek ısı meyvesini kullanarak denizi kaynattı. Bizimkiler kaçmayı başardılar ve Pond'un Oda'nın kafasına vurması, kendini feda etmesi, Pez'in ağlaması ve seni seviyorum demesi, ardından evlerinize mutluluklar dilerim demesi ve Pond'un kafasının kesilme noktası, Oda'nın meyveyi kullanarak elindeki kılıcı ısıyla böyle ateşe vermesi, Naginata denilen kılıcı kullanması gerçekten biraz tuhaftı. Sanji tekmeyi kullanarak pastayı atmayı başardı. Ve Kakao Adası'na doğru, yani Fındık Adası mıydı? Hayır, Kakao Adası'na doğru yola çıktılar. Yani Luffy'lerin bulunduğu noktaya doğru. Yanlış hatırlamıyorsam Kakao Adası'ydı değil mi? Her neyse, demek istediğim Nami'nin Big Mom'un yanına doğru gittiler. Big Mom'un bulunduğu noktaya doğru. Ama aslında önemli olan konu bu değil. Aslında manga biraz beklediğimiz gibi gidiyor. Neden? Çünkü Oda Sensei her zaman bizi ters köşeye atırdı. Şimdi biraz manga beklenenin dışından çıktı ve herkes bu bölümden hoşnutsuz kaldığını söyleyebilirim. Ve Big Mom'un geçmişini gösterirler. 26 yıl önceki halinde Big Mom'un tipinin biraz daha kaymış olması ki 8 yaşından 20 çıkartırsak 50'li yaşlarda falan oluyor. Big Mom'un 50'li yaşlardaki halini görmek biraz normaldi. Zaten SBS bölümünde Big Mom'un gençlik hallerini bize göstermişlerdi. Ve onun dışında mangada pek de bir şey olmadı. BG ile Sanji arasında bir dayanışma söz konusu oldu. BG ile Sanji araları böyle biraz daha düzeldi. Ve Vito'nun Germ 66 hayranlığı nereye varacak? Neden Sanji ile BG arasındaki ilişki biraz daha olumlu olmaya başladı? Gerçekten... Luffy'ler ile tank ateşi korsanlarının neden bu kadar içli dışlı olması ve plan yapması, buralara kadar ilerletmesi, ileriki durumlarda müttefik olmasına bir dayanışma sağlayacaktır ki bence bu önemli bir konu tayfa. Zamanında demiştim ki Big Mom bizimkilerin karşısında tekrardan çıkacak ve Big Mom'u durduracak olan karakterler Jinbei ile Judge olacaktır demiştim. Şu an kayıp olan ve Big Mom'un istihbaratı gerçekten berbat. Koskocaman Yonko. Bir pasta yüzünden şu an delirmiş vaziyette ve kontrol edilemiyor. Onun dışında Smoti'lerin ne yaptığı belli değil. Bu nasıl komutan, ne yapıyor, ne ediyor, hiç aralarında muhabbet yok, bir şey yok. Bomboş takılıyorlar, hepsi dalavere bir yere dağılmış vaziyetler. Katakuri Luffy'yi durdurmaya çalışıyor, kendi kendine ayna dünyasında bekliyor. Onun dışında Tamako, Dai Fuku, diğer Big Mom korsanları, Opera Bakanı, Tereyağı Bakanı bilmem ne, hiçbiri yok. Nerede bunlar? Ne oluyor? Ne oluyor? Nerede bunlar yani? Neler oluyor? Niye kimsenin peşinden giden yok? Tamam, deniz böcekleri engelledi. Germ 66 işin içine girdi. Ama ortada bir şeyler var sanki. Bu kadar herkesin kayıp olması gerçekten tuhaf. Bu Big Mom arkı gerçekten sefalet barındırıyor. Koskocaman Yonko'nun, koskocaman
1 milyar 57 milyon bele, 900 bilmem kaç milyon bele, 800 milyonluk, 700 milyonluk adamlar, Perospero ve diğerleri, bu kadar karakter, hepsi işin içinde olmasına rağmen, bu kadar koskocaman Big Mom'un ordusu, Homeostar olmasına rağmen iş biraz berbatlanma durumuna girdi. Big Mom korsanları gerçekten bir tayfa, bir devlet, ne bileyim bir bağlantı olmaktan çıktı, kopmuş vaziyetteler. Ve yeni dünyada bunu yapmanın sebebi tamamen ölüm ve yıkıma maruz kalmasına sebep oluyor. Farkında mısın? Bu gerçekten iyi bir ayrıntı bence. Big Mom korsanları şu an dağıldı. Onun dışında Big Mom bizimkilerin karşısına çıktı ve tam orada bölüm bitti. Tam da Sanji, Bici ve ekibi pastayı alıp Big Mom'a yedirmeye çalışacaklar. Yolda da tabii hemen pastayı tamamlamaya, tasarımını falan yapmaya başlayacaklar. Bugün biraz yavaştan alacağım. Her zaman yavaştan alıyorum tabii. Bu ayrı bir konu. Şimdi gelelim. Manga bu kadardı. Mangada onun dışında pek bir şey yok. Değinmemiz gereken önemli 3-4-5 noktalar. Bunlar da teoriler esnasında olacak. Şimdi birincisi. Oven Pound'u öldürdü. Bu pek önemli değil. Bence ölmesi gerekiyor zaten. Ölmüştür büyük ihtimalle. Ki %90 ihtimalle o kafaya o ısı meyvesiyle alevli bir kılıç darbesi yemesi ölmesine sebep olur ki Pond'un daha yaşama olasılığı yoktur ki animede bence bunu güzel yansıtacaklar. Duygusal müziği, duygusal çizimi ve hepsini bir yana bıraktıktan sonra Pond'u, Pezzi ve diğerlerini gösterdikten sonra bu kısmın duygusallığını animeye bence güzel işlerler. Mangada bunu çok da anlayamıyoruz. Ufaktan böyle acaba orada Oven ne yaptı falan diye kafamızda soru işaretleri barındırıyor. Ve şimdi gelelim şu Oven'ın kılıcına. Herkesin böyle merak ettiği konulardan biri bu. Naginata. Naginata eski Japonya'da samurayların kullandığı bir sınıf türünden olan, ayrıca Ashikaru ve Söhei tarafından kullanılmıştır. Yani ünlü samuraylar tarafından kullanılmıştır bu kılıç. Gerçekten çok ünlü. Eski samuray dönemi, eski Japonya feodal dönemi Wano. Direkt Wano geliyor aklımıza. Oven'da neden böyle bir kılıcı var? Neden? Neden? Wano'dan birileri mi geldi? Oven ondan bunu mu çaldı? Oven onunla savaştı, onu mu aldı? Ne oldu? Bence önemli bir ayrıntı. Şimdi Oda Sensei'nin bakış açısından düşünecek olursak neden yüksek ısılı bir meyveye kılıç versin? Neden? Çok mantıksız. Kimde var böyle meyvesi olup da kılıç kullanan? Biraz düşünelim, şu an aklıma getirmem biraz zor ama bilmiyorum, ateş veya element kullanan, ısı meyvesi veya herhangi bir şey kullanan birinde ben kılıç şu ana kadar rastladım mı? Kim var ya? Şu an beynimi zorlamam gerekiyor. Kılıç kullanan meyve kullanıcısı biri. Aklıma Kaku geliyor da Kaku zaten Zoan tür meyveymiş. O çok da önemli değildi. Onun dışında hem kılıç kullanıp hem meyve kullanıcısı olanlar varsa yorumlara belirtmeyi unutmayın tayfa. Onun dışında pek ben böyle ayrıntılı şekilde rastlamadım. Sen bir ara sen nereden çıkardın kılıcı? Sen nereden ne ara Pond'un kafasına geçirdin? Bir kere Ovan'ı gösterdikleri itibaren beri bize hiç kılıcımız göstermediler. Bir anda bunu nereden bunu aldı eline? Tuhaf. Ve Wano ile ilgili, feodal Japonya ile ilgili bir kılıç olması da ayrı bir kenara. Acaba gerçekten biri mi geldi? Smoothie'ler onlarla mı savaşıyor? Neler oluyor Big Mom korsanlarının diğer tarafında? Ve teorilerde de bahsettiğim gibi şu Big Mom'un Sunny'ye gitmesi, bizimkilerle karşılaşması ve Pasta'nın Big Mom'u durdurmayacağı konusu, bence bu gerçekten olacak ve Pasta Big Mom'u durdurmayacak ve bu ark gerçekten bizi ters köşeye atacak ve Luffy'ler kaçacakmış derken hüsrana uğrayacaklar ve Big Mom kozunu oynayacak ve bizim tayfadan ne bileyim Jinbei veya Jacky birileri ölecek diye düşünüyorum. Jerma 66'dan bir kayıp, Luffy'lerden bir kayıp olacaktı diye düşünüyorum tayfa. Ve BG ile Sanji'nin arasının iyi ilişkide olması ve Vito'nun Jerma 66 fanı olması, Sanji'yi de desteklemesi, bir yandan da Jerma 66'nın başlarından birine Sanji mi çekecek dememiz daha doğru oluyor. Sanji gerçekten de BG ile ittifak ve hani Krallar Konseyi'ne Sanji mi gidecek yoksa Reiju mu gidecek? Sanji gitmese bile Jerma 66 ile BG ile arasında bir ilişki olacağına benziyor. Acaba Marco'lar mı geldi? Bu da bir iyi bir ayrıntı. Evet, gerçekten bu bölümde boş gibi gözükse de önemli ayrıntılar var. Ve Big Mom korsanları neden dağılmış gibi gözüküyor? Sizce gerçekten dağıldı mı? Ne var bu işin içinde? Birileri mi geldi? Kim karıştırıyor ortalığı? Jerma 66'nın bir başka adada olduğunu biliyoruz. Jerma 66 bir başka adada. Tamam. Biji Sanji burada, Big Mom diğer tarafta. Katakuri, Luffy, Buruli aynı şekilde. Şu an kayıp olanlar Smoothie, Baron Tamako, Daifuku, Opera ve Amanda, ceza kesici Amanda, bir tane tren vagonlu biri vardı, böyle vagon gibi gidiyordu. O karakter ve birkaç karakter ve Big Mom'un diğer tüm ordusu yok.
Nerede bunlar? Kimlere karşı? Birilerine karşı mı savaşıyor? Şu an birilerine karşı savaşsalar bile bilgi alamayız. Neden? Çünkü böcekleri, deniz böceklerini engellemiş balıklar. Balık adamlar bunları yapmış. Balıklar diyorum direkt. Onun dışında eğer orada bir savaş varsa bilgi alamayacağız demektir. Bu süper bir ayrıntı. Şu an her an her şey olabilir demektir. Birinin gelme olasılığı çok fazla. Eğer biri gelirse bir yandan çöküşe uğrarım, neden biri geldi diye, bizimkiler gerçekten kolay bir şekilde kaçacaklar mı diye. Biri gelmezse bile, gelse bile Big Mom yine de terör estireceğini düşünüyorum ben. Belki de o an Owen'ın yanında Big Mom'ın taraftarları olan birileri vardı. Belki yeraltı imparatorları devreye girmiştir ve Owen'a o kılıcı vermişlerdir. Çünkü Owen'ı gösterdikleri itibaren bize ne kılıcı ne herhangi bir şey, hiçbir şey göstermediler. Bu adam meyveyi nasıl kullanıyor? Bu adam içine, vücuduna kılıç falan sokabiliyor mu? Diğer kara, hani çoğu meyve kullanıcısı gibi. İçine bir şeyler saklayabiliyor mu? Bu bence önemli bir ayrım. İçinden kılıç falan mı çıkar? Nereden buldun abi sen o kılıcı bir anda? Ve bu önemli bir kılıç. Hani ismi var kılıcın. Tuhaf. Gerçekten çok tuhaf ilerliyor. Şu işe bakın ki Luffy'ler Big Mom'larıyla, pardon, Nami'ler tam Big Mom ile karşı karşıya gelmişken, Big Mom tam geliyorken BG ile Sanji oraya gidiyor. Jerm 66 oraya gidiyor. Ve ne olacağı belirsiz. Tam böyle hüsran ve katliamın olacağı bir sahne. Ama kim durduracak? Big Mom'u bundan sonra pasta durdurma bilmiyorum ama pasta durdurmaya yakın esnada bile Big Mom zarar verir bizimkilere. Çünkü Big Mom tam kafa kafaya yaklaştı. Eğer Big Mom kimseyi öldürmezse ve terörü estirmezse gerçekten bu ark başarısızdır. Ne Yonko'nun diğer adamlarının birbirinden haberi var, ne Smoty ne yaptı, hiçbir şey belli değil. Zaten demiştim, Smoty ile Sanji'yi birilerini kapıştırırlar, Smoty'yi boş bırakmazlar, diğer karakterleri boş bırakmazlar. Eminim Nami'nin kapışacağı biri, Chopper'ın kapışacağı biri, Kerotto'nun kapışacağı biri ve diğerlerinin kapışacağı Big Mom'u durdurmaya çalışan karakterler olacaktır. Orada bir savaş dönecek belli. Big Mom'a karşı bir savaş olacak ama nasıl bir savaş olacak bilmiyorum. İş gerçekten tuhaf noktaya bindi. Owen bile bu kadar güçlüyse, kılıcıyla Pond'u öldürdüyse, diğer karakterler gerçekten güçlü, bu ortada zaten. Ve Katakuri'nin kardeşi olan, daha doğrusu üçüzlü Katakuri, Owen, Katakuri ve Daifuku'ydu galiba, yanlış hatırlamıyorsam, hemen bakmam lazım. Owen, Katakuri ve biri daha üçüzlü, bunlar kardeşlerdi. Her neyse, şu an çıkaramıyorum. Kimle kardeşti bu üçüzlü ya? Katakuri'nin üçüzlü olması ayrı bir konu zaten. Ve o karakterlerle de birilerinin kapışması gerekiyor. Big Mom arkı gerçekten çok tuhaf gidiyor ve ben olumlu biteceğini hiç düşünmüyorum. Luffy Katakuri savaşı hakkında hiçbir şey göremesek de, Luffy'nin Katakuri'yi alacağını düşünsek de, Luffy çok zarar görecek ve Luffy'yi de birinin taşıması gerekiyor. Ben Wano'dan zorların gelebileceğini düşünmüyorum ama yine de Wano'dan birileri, ne bileyim, Marco, Nekomomishi bir arkası gelebilir. Bu öngörülebilir bir şey. Bu kılıcın olayı bence çok farklı da olabilir veya absürt veya normal bir şekilde göstermiş bir kısım da olabilir. Sanji'nin pastayı tekmelemesi, Nostra Castello'nun özelliği de ayrı bir konu zaten. Gemi gerçekten çok üst seviye bir yer. Ve şöyle bir şey var. Biji'nin geriye dönmesi, Biji'nin daha doğrusu geriye dönmesi derken, Owen'la savaşması esnasında Biji fark ettiyseniz, Chiffon'un yanına gitti. O arada Vito ön plana çıktı ve birkaç Biji'nin adamı da ön plana çıktı. Bu biraz şeyi bir andırıyor. Santranç takımındaki Şah'ın geri dönmesiyle Vezir'in ön plana çıkması gibi bir konuyu andırıyor. Aslında bu Biji'nin takımı ve Big Mom korsanlarının bu Santranç takımıyla ilgili bir ilişki durumu söz konusu ve bu durum biraz garip. Bu konuyu biraz ayrıntısına daha incelemem gerekiyor. Biji'nin tayfasıyla ilgili birkaç nokta var tayfa ve Biji'nin adamları da belli ki birkaç noktaya el atacaktır. Owen böyle kalmaz. Owen denizden veya bir gemiyle gelecektir. Turta gemilerinin birini kullanabilir. Onun dışında Jerm 66 hakkında hala bir bilgimiz yok ve Jerm 66 Big Mom'un karşısına çıkacak. Jinbei çıkacak. Bizim tayfa çıkacak. Bizim tayfanın yanında büyük ihtimalle diğer Big Mom korsanları gelecek ve orada yeraltı imparatorlarını görebiliriz. Onların güçleri bence boş çıkmayacaktır. Onlar da bir yere el atabilir diye düşünüyorum. Onlar çünkü çay partisi töreninde gösterildi bize ve ondan sonra hiçbir şekilde gösterilmedi. Time gazetesinin başkanı Morgan illa bir şeyleri gözlemliyordur. İlla haber çıkaracaklardır. İlla böyle Luffy'nin yeni aranıyor posteri veya Sanji'nin yeni aranıyor posteri çıkarken birinin çekmesi gerekiyor. Denizciler çekmeyecektir bunu çünkü etrafta denizciler yok. Bunu yapan Morgans olabilir tayfa ve diğer yeraltı imparatorları Stazi falan el atıyor olabilir. Şu an her an böyle bir şey olabilir ve oraya Jerm'a giderse oraya eminim tek Jerm'a, Big Mom veya Luffy'ler ile kalmayacaktır. Yani Nami'ler ile kalmayacak. Luffy'ler derken bizim tayfadan bahsediyorum.
İşin içine Big Mom'un diğer adamları da girecektir ve o kılıcın geriye dönük noktası belki vardır. Belki Wano'dan birkaç karakter veya Kinemon'lar veya Nekomomişler veya başka karakterler de olacaktır. Ama her halükarda Big Mom'lar ağır basacak ve fedakarlıklar olacaktır. Teorilerde bunları çok bahsettim. Şu 30 dakikalık teori izlemediyseniz gerçekten izleyin, çünkü orada sadece teori yapıyoruz tayfa. Pudding'in Sanji'ye bu durumda böyle daha çok hoşnut kalması ve Sanji'ye aşık olması zaten aşikar, ama Sanji'nin power up'ı genlerden mi gelir onu da bilmiyorum. Ben genlerden geleceğini şu an desteklemiyorum. Daha çok işin içine Haki girebilir ve Kamabakka Krallığı, Ivankov ile ilgili bir flashback gelebileceğini söyledim ki bence gelir. Dragon'un bir adamı bu kadar Haki'ye sahip olması, Akainu ile savaşması, her şeye rağmen Marineford'la savaşması ve kendini çok yıpratmaması, dayanıklılığı üst sırada olması Ivankov'un bence önemli bir ayrıntı. Sen Magellan'a karşı savaş, Akainu'ya karşı savaş, onunla bununla savaş Marineford'da. Luffy'ye hormon ver, diğerini iyileştir, onu yap, bunu yap. Kendi adamını destekle, takımını topla, mantıklı düşün. Herkesi göz ardı etme. Ivankov çok güçlü. Gerçekten, ama meyvesinin tüm gücünü kullandığını bilmiyoruz ve Sanji neler gösterdi. O Kamabakka Krallığında bir şeyler olmuştur mutlaka ve Sanji'ye bir şeyler gösterilmiştir. Sanji bunu sadece kullanmadı. Sanji kimle olağanüstü bir savaşa girdi ve gücünü kullanması gerektiği gibi kullandı. Zoo Adası'nda Kaido'nun adamları Shippet'le falan karşılaştı. Zaten çok kolay yendi. Onun dışında Pankazart'ta Vergo ile karşılaştı ve çok olağanüstü savaşması gerekmiyordu. Sadece kaçması gerekiyordu ve ufak şekilde durdurması gerekiyordu Tashiki'yi kurtarması için. Durdurdu, kurtardı. Doffy ile savaştı. Orada zaten tüm gücünü açsa bile bir işe yaramayacağını biliyordu. Bunu Luffy'de de gördük. Çok olağanüstü biri karşısına çıktığı zaman Marineford'da veya diğer ilerleyen sahnelerde Luffy tüm gücünü açmıyor. Çünkü açması bir işe yaramaz. Çünkü adam zaten senden çok üstün. Bunu anlıyorsun ve savaşma gereği olduğunu düşünmüyorsun. Veya şöyle bir şey var ortada. Sana denk, senden bir tık üst seviyede, sınırlarını zorlayacak biri olması gerekiyor ki sen meyvenin veya kendi gücünün sınırlarına çıkabilesin. Haki'nin çiçeklenmesi denilen durumda aynı şey bu. Onun dışında Sanji'nin gerçekten çok sağlam bir savaş verdiğini, dengi dengine savaş verdiğini görmedik. Bu gelince ancak Sanji kendi power up'ını gösterecektir. Bu incelemenin sonuna geldik tayfa. Önemli ayrıntılar gerçekten vardı. Siz de böyle mangayı tekrardan inceleyip ayrıntılara bakarsanız ve yorum olarak belirtirseniz mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere. Ve bu hafta büyük ihtimalle birkaç teori daha gelir diye düşünüyorum. Çünkü bahsedecek çok nokta var. Daha Katakuri gücünü gösterecek. Daha Big Mom gücünü gösterecek. Kim demiş Big Mom bu kadar diye. Prometheus, Zeus meyvesi ne kadar kullandı Big Mom? Big Mom neyi kullandı? Neyi gördük ki? Prometheus geldi, iki şimşek çarptı, bir alev çarptı. Meyve hiç umurunda bile değil Big Mom. Meyve kendi kafasına göre takılıyor. Prometheus gidiyor, Nami onu besliyor. Zeus'u besliyor Nami. Zeus yardım ediyor. Prometheus kafasına göre takılıyor. Big Mom pastayı yese bile kendine gelir. Bayılmaz. Niye bayılsın? Sadece içine bir şey attı bayıltacak. Bu olursa Big Mom gibi birini bir yemekle durdurmak ne kadar mantıksız ve saçma sapan olur ki, bu kadının ne kadar çok hakisi var. Şu an bu kadının gözü döndü. Doğru. Ama işler biraz daha ciddiye binerse bence Big Mom'u durduramayacaklar. Big Mom meyvenin gücünü göstermedi. Big Mom bir koyacak meyveyi. Şimdi böyle bir koyacak dedim, fazla büyük olmasın. Meyveyi bir açacak abi. Oradan alevler, oradan şimşekler, yalan olacak herkes. Buna eminim. Big Mom gücünü birkaç kere gösterdi ve tam meyvesinin ne kadarını kullandı bilmiyoruz. Ruh gücüyle ilgili bir şey göremedik zaten. Ya bulutu kontrol ediyor ya Şafkan Apollyon'un gücünü bile görmedik. Bu Şafkan'ın kimdir, nasıl gücü var? Big Mom meyvesinin gücünü göremedik. Sadece Haki kullandı ve birkaç Prometheus, Zeus'u kullandı. Onun dışında pek bir şey göremedik. Bence kullandığı zaman çoğu karakter yalan olacaktır. Ki Big Mom'da da kralların Haki'si var. Bunu da gösterecektir. Tayfa. Belki kralların Haki'si ile ilgili önemli bir ayrıntı da görebiliriz bu arada. Big Mom'u hafife alayım ve bu arkın baş karakteri ne Katakuri ne Luffy olacak, Big Mom olacaktır diye düşünüyorum ben. Ve bunun için bir fedakarlıklar yapılacaktır. Sizleri seviyorum. Bu incelemenin sonuna geldik. Tekrar böyle ikinci, üçüncü kere incelemenin sonuna geldik. Tekrardan demeyeyim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın tayfa. Müzik